Yok, İstanbul. Ben de mal. Merhaba. 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 Trakya'dan geldik. Sizi güzel. Çok seviyoruz. Trakya'dan geldik. Çok seviyoruz. Ne bir fotoğraf çekebilir miyim? Olsun, olsun. Gelin. Telefonunuzu verin, yardımcı olalım size. Benim telefonumu açmayalım. Gelin. Başkanım buyurun. Vallahi dua edin. Sağdan mutlu. Tamam. Tamam aldınız efendim. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Dönüşte yardımcı olacağız. Ama yani misafirler biz bekliyoruz. Eyvallah. Allah bağışlasın. And now they are like great, this. Yeah. So delicate. So, yeah, yeah. I spoke I like, 2 days ago. I like the style of this lale. Yeah, it's very fantastic. Special. Yeah, yes. Very special. 50 kere iyi. Evren. Thank you very much. Merhaba. It's such a pleasure to be here with you today, and I'm so grateful. Birliği ve özellikle bu harika etkinliğin bir parçası olmamı sağladıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Hollanda deyince pek çok insanın aklına laleler gelir. Bu aslında çok garip bir şey değil. Çünkü Hollanda çiçeklerle dolu bir ülkedir ve çok güçlü bir bahçecilik endüstrisine sahiptir. En önemli turist merkezlerimizden birisi de ilkbaharda çiçekler atan çiçek bahçelerimizdir ve Kalkonev Bahçesi'dir. Hollanda aynı zamanda en çok çiçek ihraç eden ülkelerden bir tanesidir. Az önce Sayın Başkan'a da söylüyordum. Aslında tam olarak evimdeymiş gibi, Hollanda'daymış gibi hissediyorum. Çünkü her tarafta laleler ve çiçekler mevcut. Tıpkı evimdeymişim gibi. And speak. Lalelerden bahsedecek olursak aslında dürüst olmamız gerekiyor. Çünkü lale bize aslında doğudan batıya taşınmış bir şeydir. Özellikle Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerin batısından doğuya taşınmıştır. Selçuklular Anadolu'ya geldiği zaman da aslında laleyi hali hazırda biliyorlardı. Ve Osmanlı döneminde de laleler en kutsal çiçek olarak düşünülmüştür. And Ottoman gardeners were the first to cultivate a tulip and breed. Osmanlı dönemindeki bahçıvanlar lalelerin farklı türlerini geliştiren ve üreten ilk bahçıvanlardı aslında. O dönemde üretilen özel türlerden bir tanesini de bugün burada görebileceğiniz İstanbul lalesidir. So, aslında bu lale güzelliğini sizlere borçluyuz yani. Lale daha sonrasında Batı'da ve Hollanda'da popüler hale gelmiştir. Bu da 400 yıl önce 16. yüzyılda Osmanlı padişahı Hollanda ile birlikte diplomatik ilişkiler kurmak üzere Avrupa'ya geldiğinde Avrupa'ya lale hediye etmesi sonrasında olmuştur. Hollanda o zamandan beri lale ticareti yapmakta ve her yıl çok farklı türler yetiştirmektedir. Şu anda Hollanda her yıl 100 milyonlarca lale üretimi yapmaktadır. İstanbul lalesi dediğimiz bu özel tür aslında yok olduğunu düşünüyorduk. Sadece 4 yıl önce 2018 yılında tamamen tesadüfen Hollanda'da küçük bir lale yetiştiricisi tarafından hala üretilmekte olduğunu öğrendik. Bu lale döneminde çok daha az popülerdi çünkü bu fincan şeklinde olan ve alevli renkleri olan laleler daha popüler olduğu için İstanbul lalesi çok az popülerdi. O yüzden de kısıtlı sayıda üretiliyordu. Daha hassas bir çiçek olduğu için çok fazla tercih edilmiyordu. Ancak bu sayede orijinal formunu korumasını sağladı bu. Hala üretilmeye devam ediyor İstanbul lalesi ancak çok kısıtlı sayıda. Yani 50 bin kadar civarında üretiliyor. Yani diğer laleler gibi 100 milyonlarca çeşit üretilmiyor. Daha sonrasında ikili diplomasimizin geliştirilmesi adına İstanbul lalesinin doğduğu topraklara yani İstanbul'a getirmeye karar verdik ve bizler için çok büyük bir memnuniyet kaynağıdır bu. 2020 yılında benden bir önceki Hollanda Başkonsolosu Sayın Başkanımızla birlikte online bir seremonide bu İstanbul lalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne takdim etmiştir. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da hep birlikte İstanbul lalelerinin ekimini gerçekleştirdik ve Sayın Başkan'la birlikte Emirgan'da 1000 tane lale soğanı ektik. Şu anda bu lalelerin güzelliğini görebiliyorsunuz, bu sonuçlarını görebiliyorsunuz.
Dolayısıyla laleler iki ülke arasında yalnızca dostluk ve sevgi bağlarını değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları da temsil etmektedir ve ortak paylaştığımız bir mirasın ürünüdür. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla bugün bir de burada bir araya gelmemizi sağlayan herkese çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Aynı zamanda hepinize güzel bir Ramazan diliyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı da kutlamak istiyorum. Lale Festivali'nin açılış törenine hoş geldiniz demek istiyorum hepinize. Teşekkürler Sayın Başkonsolos, değerli milletvekillerimiz, değerli Sarıyer Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, Beylikdüzü Belediye Başkanımız şimdi gördüm. Hoş geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün gerçekten çok güzel bir ilkbahar pazarındayız. Çok da renkli bir gün. Lale Festivali ile beraber burada olmak büyük bir keyif. Güzellikler insanın yüzünü güldürüyor. Yani insanın yüzünü gülümsetiyor. Çiçeğe bakınca, buradaki güzel ortamı görünce insanın içi daha güzelleşiyor. Umuyorum hayatımızda hep güzellikler var olsun. Çevremizde hep güzellikler var olsun. Bu duamızın bu Ramazan'a çok uygun bir dua olduğunu da düşünüyorum. Burada İstanbul'un simgesi olan lale ile ilgili buluşma, aslında teması bu. Ama aynı zamanda bugün çok kıymetli başkonsolosun ifade ettiği gibi lalenin iki ülke arasındaki samimiyeti, sıcaklığı ve dostluğu da pekiştirmesi konusunda olağanüstü güzel adımlar atıldığını da ifade etmek isterim. Dolayısıyla Hollanda-Türkiye ilişkilerinin bir nişanesi gibi duruyor lale. Bu kapsamda biz gerçekten lalenin, az önce başkonsolosunda dediği gibi, kocaman bir yolculuğu var. Binlerce yıllık kocaman bir yolculuğu var. En doğudan en batıya kadar muazzam bir yolculuk ve tarihin bir simgesi, tarihi yolculuğun bir simgesi. Umut ederim tarihte çiçekler göç etsin ama insanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın. Bu duyguyla hani bu göçü de tariflemiş olayım. Gerçekten biz lalenin, çiçeklerin, aynı zamanda barışın da bir simgesi olmasını, barışın da bir nişanesi olmasını diliyoruz. Bugün gerçekten kültür köprüsünün aslında bir çiçekle bile iki ülkenin elini ne kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlayabildiğini hissediyoruz. Değerli işler bunlar, çok kıymetli. Geçmişteki güzel şeylere, iyi şeylere sahip çıktığımız oranda dünyadaki ilişkilerin de, uluslararası ilişkilerin de o denli güzel olacağına inanıyorum. Dolayısıyla ifade etmek isterim ki lalenin barışa dair bir ilham verici bir pozisyonda olması, ama aynı zamanda lalenin bir başka ilhamı da var. Nice şairlere, ressamlara tarih boyunca aslında ilham vermiştir ve onların eserlerinde kendini bulmuştur. Kimi sevgilisinin yüzünü laleye benzetmiştir, kimi gözlerinin güzelliğini, kimi ise gülüşünü laleye benzetmiştir. Bu kapsamda gerçekten Emirgan'da bugün görüyoruz ki çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler ve burada çok farklı milletlerden de insanlar gelip bu güzel anı bizimle yaşıyorlar. Sadece burada değil, şehrin 5 noktasında lale bahçelerimiz sergileniyor ve bu görsel şölen İstanbul'da İstanbullularla ve misafirlerimizle buluşuyor. Değerli başkonsolos, kıymetli misafirlerimiz, vekillerimiz, belediye başkanlarımız, geride bıraktığımız sene içerisinde çok kıymetli başkonsolosumuzla lale ekimini gerçekleştirmiştik ve orada da aslında İstanbul ismiyle anılan lalenin ekimini yapmıştık. Bugün onu ne kadar güzel renkleriyle açtığını hep birlikte gördük. Fotoğrafımızı çektik beraberce. Ve şunu söyleyeyim.
bu etkinliğin daha da büyüyerek devam etmesi, toplumsal kültürümüze ve ülkeler arası kültürümüze katkı sunması amacıyla sadece Lale'yi tanıtmak ve burada onun görsel şovunu insanlarımızla buluşturmak değil, içine kültürü, sanatı, söyleşileri katarak da büyütmeyi ve daha güzel bir noktaya taşımayı diliyoruz. Ben gerçekten İstanbul'a ve doğaya kendimi bir aşık kimse olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin, bu tür ortamların insanlara çok iyi geleceğini, çok iyi hissettireceğini de biliyorum. Bu vesileyle Lale temalı etkinliklere verdikleri emek, verdikleri katkı ve işbirliğinden dolayı Hollanda İstanbul Başkonsolosumuza çok çok teşekkür ediyorum. Çok özenli bir süreç oluştu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve bu güzel şölende bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli İstanbullulara ve kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Umarım hep güzel cümleler kuralım, hep güzel şeyler söyleyelim. Şimdiden dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık. Hani çiçek gibi dediğimiz o çocuklarımızın bayramını kutladık. Şimdi Ramazan ayı içerisindeyiz. Az bir süre kaldı. Umuyorum Ramazan ayı ve önümüzdeki bayram şimdiden kutlu olsun derken ülkemize bereket, huzur ve dünyaya barış, bolluk, bereket getirmesini yürekten temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.